yardımına işte 2019'un ilk saatlerinden kar manzaraları. Ben saatlerce yolda kalmışım. Su gelmiştir, o suyu açmakla uğraşıyoruz. Lapa lapa yağan kar hem çile oldu hem eğlence. Çığ düştü, yollar kapandı. Kimi de kızakla kaydı. Hakkari'de her yer beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar görülmedi. Bitlis'te vatandaşlar evlerinin çatılarını ve kapı önlerinde biriken karı temizledi. Son 10-15 yılın en büyük karı yağmış. Yani araçları göremiyoruz. Bu sene karımız maşallah çoktur abi. Geçen sene fazla çile çekmedik ama bu sene çilemiz başlamış. Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı. Besicilerse hayvanlarına yiyecek bulabilmek için yüksek kesimlerdeki ağlardan köylere zorlu bir yolculuk gerçekleştirdi. Ben saatlerce yolda kalmıştım. 3 saatlik bir yolculuğun ardından köye geldik. Bu sene erken yağdı. Yemle saman bitti. Mecburen buraya geldik. Bitlis'te karayollarının zorlu mesaisi sürdü. Ekipler yeni yıla kar nöbetiyle girdi. Kars'ta buzlanan yola kar küreme araçlarıyla müdahale edildi. Hakkari, Bitlis ve Batman'da 413 köy yoluyla bağlantı kesildi. Van'da yeni yılda dolu sürprizi yaşandı. 2300 rakımlı Gören Dağı'na ise zirve tırmanışı yapan 18 kişilik dağcı grubu dönüşte dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen arkadaşlarını 3 saat sedyeyle taşıyarak hastaneye götürülmesini sağladı. Adıyaman'da sağlık ekipleri 4 yaşındaki Eray'ın yardımına koştu. Karla kaplanan yolu paletli ambulansla 1 saatte aşan ekipler küçük çocuğu hastaneye götürdü. Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası Gümüşhane'de 6 farklı yerde çığ düştü. Ekipler 10 metreye kadar ulaşan kar kütlelerini temizlemeye çalıştı. Çığ gelmiştir, o çığı açmakla uğraşıyoruz. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayanlar yüksek kesimlere yağan karın ardından kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı, kar topu oynadı. Kar üstünde ilginç görüntüler vardı. Kimi çocuklarını kızakla çekti, kimi ise kar banyosu yaptı. Denizli'de Afrika ülkelerinden gelen bazı öğrenciler ilk kez kara dokundu. Erzurum'un Oltu ilçesinde iki lise öğrencisi kardan ev yaptı. İki kafadar yaptıkları evin içinde çay içip bağlama çaldı. Yine Erzurum'da elektrik dağıtım işçileri yeni yıla elektrik direğiyle halay çekerek girdi. Karabük'te gençler aracın arkasına bağladıkları halatla kaydı. Karaman'daysa bu adam kardan adama yumruk atıp kaçtı. Kavga edecek kimseyi bulamadı. Kardan adam olur. Öylesi insanlardan adam olmaz. Ve yeni yılın ilk gününde meteorolojiden de kar uyarısı geldi. Tahminlere göre...